Yazılı Yazar Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 1. dönem, 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımıza yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu kısa hatırlatmamızın ardından hemen ilk sorumuzla başlayabiliriz. Sorularımız hem test hem de klasik sorulardan oluşmakta arkadaşlar. İlk olarak test sorularımızdan başlıyoruz. Yukarıdakilerden kaç tanesi ölen kişi için yapılması gereken uygulamalardandır deniliyor? İlkine baktığımızda vasiyetini yerine getirmek. Vasiyet önemli bir ifade, o yüzden bunu yapmalıyız. Cenaze sahiplerine taziyede bulunmak, bunu da yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. Bir Müslüman bu şekilde davranmalı. Cenaze namazı kılmak gene aynı şekilde, bu da bir farz-ı kifayedir esasen baktığımızda yapmak gerekir. Kılmadığı namazları kılmak, böyle bir şey söz konusu olamaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz bir başkası için, ölen bir kişi için namaz kılamayız onun adına. Cenazenin kötülüklerini dile getirmek, aksine iyiliklerini dile getirmemiz gerekiyor. Kötülüklerini dile getirmek gene bizim dinimize uygun değildir. Yani kaç tanesi yapılabilir? 3 tanesi yapılabilir, yapılmalıdır arkadaşlar. Cevap Ceyhan şıkkımız. İkinci sorumuz, yukarıda ayetteki altı çizili kısımda kıyamette olacak olayların hangisinden bahsedilmektedir denilmekte. Bakalım. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin? Onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Buna göre altı çizili kısımda ne anlatılmak isteniliyor? Baktığımızda sonra ona bir daha üflenince, yani yeniden dirilmeden bahsedilmekte arkadaşlar. Öldükten sonra yeniden dirilme ne olacaktır? Bas olacaktır. Diğer sırat köprü olandan bahsetmekte. Mizan terazi olan, bizim sevaplarımızı, günahlarımızı ölçen manevi terazidir. Ondan bahsediyor. Ahiret hayatı zaten kıyamette direkt dünyanın sonunun gelmesidir. Burada anlatılan ise A şıkkı, bas olacaktır. Cevabımız Adana. Devam edelim 3. sorumuzda. Cenaze namazı için yargılanan hangileri söylenebilir deniliyor? Baktığımızda farz-ı kifayedir deniliyor. Farz-ı kifayedir, evet. Nedir bu farz-ı kifaye? Şudur arkadaşlar. Farz-ı kifaye şu olacaktır. Belli başlı Müslümanların yapmasıyla üzerinden tüm Müslümanlığın yükünün kalktığı ifadelerdir. Örnek olarak cenaze namazını verebiliriz. Aslında bir Müslüman öldüğünde onun cenaze namazı kesinlikle kılınmalıdır arkadaşlar. Eğer onu birkaç kişi cenaze namazını kıldırırsa arkadaşlar, diğer Müslümanların üzerindeki sorumluluğu azaltır. Onların günahlarını, günah girmesini engelleyecektir. Buna biz farz-ı kifaye demekteyiz. Doğrudur yani. 2. Abdest ve tekbir vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Abdest olacak, tekbir de olacak. Kıyam ve kıraat vardır. Evet, doğrudur. Ayakta durma ve sure okuma olacaktır. Bu da doğru. Rükû ve secde vardır. Yanlış. Cenaze namazının rükû ve secde yoktur. Önemli bir detay. 4 olmadığı için direkt 4 olanları eleyebiliriz. Sağ ve sola selam verme vardır deniliyor. Evet, doğrudur. Sağ ve sola ayakta selam verilebilmekte. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 ve 5 Ceyhan şıkkıdır. Devam edelim 4. sorumuzla. Ölüyü kabre kadar 3 şey takip eder deniliyor. Ailesi, malı ve nokta nokta. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, nokta nokta kendisiyle kalır hadisi şerif verilmekte. Boş bırakılan yeri neyle dolduracağız? Acıları, emelleri, ümitleri, korkuları, amelleri. Cevabımız tabii ki de E şıkkı, amelleri olacaktır arkadaşlar. Bizi öbür dünyaya götürecek ve öbür dünyayı götürebileceğimiz tek şey ne olacaktır? Bizim emellerimiz, yani yapmış olduğumuz işler olacaktır. Bunları salih amel, iyi iş olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde para, mal, mülk, aile, çoluk, çocuk, bunlardan hiçbiri bizimle oraya gitmeyecektir. Sadece emellerimiz, amellerimiz gidecektir. Cevap Edirne şıkkı. 5. Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz deniliyor? Bakalım ayetimize. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Hangisine varılamaz? A şıkkı. Kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Doğrudur. Herkese eşit muamele yapılacaktır. Doğru. Küçük hatalar görmezden gelinecektir. Yanlış. Aksine küçük hatalar dahi, küçük işler dahi işin içine katılacak, değerlendirilecektir deniliyor. Bakın, hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. O yüzden bu yanlıştır.
D'ye bakalım. Hiç kimse yargılamadan istisna tutulmayacaktır. Doğru. İnsan bütün davranışlarından hesaba çekilecektir. Bu da doğrudur. Varlamayan C şıkkı. Cevabımız da C şıkkıdır. Altıncı sorumuza devam edelim arkadaşlar. Ben çözmüştüm ama bir aksaklık yaşadık. O yüzden tekrar sizler için anlatacağım. Dünya ahiretin tarlasıdır ilkesini özümseyen bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez deniliyor? Böyle diyen bir insan arkadaşlar dünyada yaptığının ahirette karşılığının olduğunu bilen insan olacaktır. Ne ekersen onu biçersin de buradaki anlamı uymaktadır. Buna göre haram yemekten sakınacaktır bu kişi eğer bunu diyebiliyorsa. O yüzden bu beklenir. Haksızlıklardan uzak duracaktır. Bu beklenir. Sorumluluk bilinciyle hareket edecektir. Bu bir sorumluluk gene ahirette karşılığının olacağını bilmek her şeyin sorumluluk yükleyecektir. Dünya hayatının gereklerinden uzak durmak bu yanlış olacaktır. Çünkü arkadaşlar hiç ölmeyecek gibi dünya için çalışmalıyız. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız. Yani ikisinin dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor. O yüzden de böyle bir ifade yanlış olacaktır. Dünya hayatını es geçirmek de doğru değildir. Hayatını güzelleştirecek davranışlar sergilemek de bu da beklenecektir ama D'deki ifademiz asla beklenemez. Cevabımız Denizli şıkkı. Diğer bir sorumuz. İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan ve amel defterinin kapanmamasını sağlayan şeyler hangi kavramla ifade edilir deniliyor? Okuyalım. Müslüman toplumlarda ahirete inanmanın göstergelerinden biri de kamu hizmeti gören yapılar kurmaktır. Karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyetler sonucu cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü gibi sosyal içerikli hizmetler veren tesisler meydana getirilmiştir. Bu tesisler arkadaşlar biz ölsek dahi bizim adımıza sevap kazanacak tesisler olacaktır. Ve biz bu tür amellere ne demekteyiz? Sadakayı cariye demekteyiz. Biz ölsek dahi sevabı bize yazılmaya devam eder arkadaşlar. Orası kullanıldıkça. Sadakayı nafile, sadakayı fazila, sadakayı fıtır, sadakayı ahiret değil. Cevabımız D şıkkı sadakayı cariye olacaktır. Ve bunu unutmayın. Bu her zaman karşınıza çıkabilir arkadaşlar. TYT'de de karşınıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Sadaka-i cariye biz ölsek dahi sevabı işlemeye devam etmektedir. 9. İslam dinine göre ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor? Soru köküne dikkat. A şıkkı inananları sorumluluktan kurtarır. Yanlıştır. Her insan arkadaşlar ahiret inancına göre, İslam dinine göre sorumlu tutulmaktadır. İnananları sorumluluklardan kurtarır diye bir ifade söz konusu olamaz. B'ye baktığımızda ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır. Evet kesinlikle. İnsanı bilinçli davranmaya yönlendirir. Doğru. Yaptığı her şeyin bir karşılığının olduğunu bilmek buna yöneltecektir. Yapılanların karşılıksız kalmayacağını bildirir. Bilir demek isteniyor arkadaşlar. Doğrudur. Dünyanın geçici olduğu bilincini güçlendirir. Bu da doğru olacaktır. Buradaki yanlış ifademiz ise insanları, inananları sorumluluklardan kurtarır olacaktır. Yani cevabımız Adana şıkkı. 10. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir deniliyor. Mezarını ziyaret etmek evet yapılabilir öldükten sonra. Müslümanların mezarlarını tabii ki de ziyaret etmemiz en doğru olacaktır. Özellikle bayramlarda, seyranlarda ziyaret etmek daha da popüler arkadaşlar, daha da yapılmakta. Ailesine taziyede bulmak gene aynı şekilde taziyede oldukça önemlidir dinimiz açısından. Cenaze namazına katılmak da önemlidir arkadaşlar. Güzel hatıralarını paylaşmak da önemlidir. Ama ahiretteki durumu hakkında yargıda bulunmak bize düşen bir görev değildir. Bunu sadece ve sadece Allah-u Teala bilmektedir. O yüzden de bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Bize düşen bir görev değildir. Bizim haddimize değildir. Cevabımız Edirne şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi cehennem için kullanılan ifadelerden biri değildir denilmekte? Cehennem için nar, haviye ifadeleri kullanılır. Haviye, ardından sayır ifadesi de kullanılır arkadaşlar. Leza da kullanılır. Sekar da kullanılmaktadır. Ardından caimin de kullanıldığını söyleyebiliriz. Ad ise arkadaşlar cennet için kullanılan bir ifadedir. O yüzden de cevabımız Denizli şıkkıdır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından arkadaşlar 12. sorumuzla devam edebiliriz. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Ayetimize bir bakalım. Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikatten
huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Müminun suresi 115. ayet verilmekte. Asıl vurgulanan husus nedir? İnsan nasıl yaratıldı, nasıl yaratıldığına dair bir şey verilmiyor, eledik. İnsanı yaratan Allah oldu. İnsanı yaratan Allah olduğuyla alakalı bir husus da söz konusu değil şu an için ayete baktığımızda. Zan ile hareket edilmemesi gerektiği bu da değildir. Zan da arkadaşlar sanı vesaire varsayım gibi ifade edebiliriz. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İnsanın güzel bir hayat sürmesi gerektiğini bunu da söyleyemeyiz husus olarak ama burada tam olarak vurgulanan D şıkkınıdır. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı burada bildirilmekte. Gördüğünüz gibi huzurumuza getirileceksiniz. Huzurlarına getirilmek arkadaşlar, Allah'ın huzuruna getirmek nedir? Bir sonuçtur. Bir sorumluluk yüklemektedir bu insana. Bu yüzden de burada da bu anlatılıyor. Cevabımız Denizli şıkkı. Sıra geldi 13. sorumuza. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek istenen mesajlardan biri değildir diye olumsuz sorulmuş. Dikkat edelim ve bakalım. Karun, Musa'nın kavminden idi ve onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunu harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Kassas suresi 76. ve 77. ayetler veriliyor. Vurulanan husus ne değildir arkadaşlar? Mesajlarımızdan birisi hangisi değildir? A şıkkı, iyiliğin karşılığı iyilik yapmaktır. Evet, doğrudur. Husus bu mesajı alabilmekteyiz. Ahireti kazanmak için dünya işleri terk edilmelidir. Yanlış olacaktır. Dünya işlerini komple terk etmek bir Müslümana yakışan bir davranış değildir. Az önce ne demiştik arkadaşlar? Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalıyız. Sanki yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız. Yani biz bu lafın ardından şunu diyemeyiz. Dünya işlerini terk etmeyi söyleyemeyiz. Bu yanlış olacaktır. İkisi arasındaki dengeyi güzel bir şekilde kurmamız gerekmekte. Devam edelim diğer şıkkımızda. Zenginlik insanı kibir hastalığına sürükleyebilir. Evet, doğrudur. Fazla mal, varlık, zenginlik sürükleyebilmekte. Dünya ve ahiret hakkında dengeli bir tavır geliştirmelidir. Doğru olacaktır. Az önce de dedik. Servetin tek elde toplanıp paylaşılmaması toplumsal sorunlara sebep olacaktır. Evet, bu da doğrudur. Hangisi değildir dediği için cevabımız Bursa şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisi cennet için kullanılan ifadelerden biri değildir deniyor. Cennet için kullanılan ifadeler Firdevs, Ad, Mukame, Hult, Selam ve Naim olacaktır. Olanları eleyelim. Firdevs arkadaşlar cennetin bir adı ifadesi olacaktır. Naim de aynı şekilde. Ardından adını da söyleyebiliriz ama burada yok. Bunun haricinde arkadaşlar Darül Mukame gene cennetin bir ifadesi olacaktır. Darül Selam da aynı şekilde olacaktır. Ama Hutame nedir? Cehennemle alakalı bir ifade, bir kavramdır. O yüzden de cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 16. sorumuz. Dünyada her toplumun topluluğun bir inancı bulunmaktadır ve bu inançlarına uygun olarak da cenaze törenleri yapılmaktadır. Alevi geleneğinde de bu cenaze törenlerine farklı isimler verilmiştir. Bunlar yukarıdakilerden hangileridir deniliyor. Hakkı uğurlama erkanı gene Alevi mezhebinde olan bir uygulama olacaktır. Bir erkan olacaktır arkadaşlar ve ölen kişinin ardından yapılmakta. O yüzden doğrudur bu var. Koldan kopma erkanı ise genç kişileri cem evine alıştırmakla alakalı bir erkandır. O yüzden ölen kişilerle alakası yoktur. İki olan şıklarımızı da eleyebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi bir bilgiden üç şıkkı elemiş olduk. Dardan indirme erkanı gene ölen kişinin ardından yapılmaktadır. O yüzden bunu da kabul edeceğiz. Muhasiplik ise yol arkadaşlığı anlamına gelir. O yüzden de ölen kişiyle alakası yoktur. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan şıkkı gelecektir. Ve sıra geldi test sorularımıza. Dünya ve ahiret hayatın aşamalarını doğru bir şekilde sıralayınız denilmekte. Şimdi bize bazı kavramlar veriliyor. Gelin birlikte bunları sıralayalım. Ahiret hayatı arkadaşlar ilk olarak nasıl oluşacaktır? Yani dünya ve ahiret hayatı. İlk aşamamız tabii ki de ölüm olacaktır. İlk başta öleceğiz. Öldükten sonra berzah alemi denilen aleme gideceğiz. Bu alem neresidir? Yani nedir? Ölümle kıyamet arasındaki yaşayacağımız, duracağımız alem olacaktır. O yüzden de berzah alemine iki diyoruz. Berzah aleminden sonra kıyamet kopacaktır ve kıyametin kopmasıyla beraber tüm canlılar, tüm cansız ve canlı varlıklar, her şey yani dünya,
tamamen yok olacaktır. Kıyametten sonra ne olacaktır? Bas, yani yeniden dirilme olacaktır. Ardından haşır mahşer, toplanacak yer gelecektir arkadaşlar. Ve bundan sonra da hesap ve mizan kurulacaktır. Hesaba çekileceğiz. Mizan terazisinde de, manevi terazide de sevaplarımız, günahlarımız tartılacak, ölçülecektir. Hesap olacaktır yani. Ve son olarak da cennete mi, cehenneme mi gideceğimiz kararlaştırılacaktır. Bu şekilde ahiret ve dünya hayatının aşamalarını sıralamış olduk. Bu da önemlidir arkadaşlar bu sınavımız için. O yüzden bunu bilmekte fayda var. Hatta ne olduklarını da bilmekte kesinlikle fayda var. Yıldızımızı attık ve devam ettik 18'de. Cennetin özelliklerinden 3 tanesini yazınız denilmekte. Genişliği gökler kadardır. Yazalım. Genişliği gökler kadar. Ardından arkadaşlar bozulmayan süt ve bal ırmakları akmakta. Bozulmayan süt ve bal ırmakları diyelim. Ardından son olarak ne diyebiliriz? İnsanı rahatsız edecek bir hava yok. Yani ne çok hava sıcak ne de çok soğuktur. İnsanı rahatsız eden hava yok arkadaşlar. Ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacaktır. Yani insanları rahatsız etmeyecektir. 19. ve son sorumuz. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. Ayetin içerdiği mesajı kısaca açıklayınız denilmekte. Bu ayette arkadaşlar sabrın önemi bahsedilmekte. Sabrın öneminden bahsedilmekte. Ardından arkadaşlar sabır ve namazın birlikte gideceğinden ifade edebiliriz. Allah'tan yardım edin. Yine namazın önemine vurgu yapılmıştır. Namazın önemine vurgu yapılmıştır. Yani biz arkadaşlar isyan etmeyeceğiz. Sabırlı davranacağız. Namazımızı kılacağız ve ardından Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ve Allah bizim yakarışlarımızı, haykırışlarımızı duyacaktır. Ben gene buraya az bir şey yazdım ama söylediklerimi de gene aynı şekilde buraya not edebilirsiniz arkadaşlar. Burayı daha da doldurabilirsiniz. Ben şu an hani öylesine zamanımız gitmesin diye bir iki satır bir şey yazmış oldum. Ve son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları götürebilirsiniz. Son olarak yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Oradan soruları indirip dilerseniz yazıcıdan da çıkartabilirsiniz ve kendinizi sanki sınavdaymış gibi sınayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sınavdan kaç aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın.